Şimdi herkesin yaşadığı gündemde Çin'den kaynaklı bir sağlık olayı var, değil mi? Herkes eve tıkandı. Eve hapsoldu. Ama bu normalleşti artık insanların bilinç altında. Normal gelmeye başladı. Bir çeşit kendi kafasını toprağın içine gömmeye başladı. Problemi var ama çözmüyor. Diyor ki gündem böyle, ne yapalım? Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Alıştı artık. Kendini geliştirmeyi bıraktı. Ne yapmaya başladı? Daha önceden iyiydi. Sonra kendini salmaya başlayınca boynu büküldü. Problemler başladı. Özgüveni azalmaya başladı. Sosyalleşmek azaldı. İnsanlarla iletişim kurmayı bıraktı. Bununla beraber kendisiyle iletişim de kuramıyor artık. Kendisiyle bir insan iletişim kuramayınca ne oluyor? Kaygılar başlıyor. Gelecek korkusu. Acaba ne olacak? Gelecekle alakalı. Sonra kendini iyice serbest bırakıyor bu sefer. Bir şeylerle meşgul olmam lazım. Dizi seyrediyor. YouTube videoları izliyor sürekli. Onu dinliyor. O uzman, bu uzman. 150 tane uzman var. Hepsini çok dinliyor. Her şeyi de çok iyi bildiğini zannediyor bu sefer. Problemlerini çözemiyor. Yine aynı. Hocam ben kendimi buldum, aydınlandım. Nerede buldun kendini? Sen şimdi 150 tane uzman YouTuber'ı izledim diye kendi konularında uzman mı oldun? Uzman mı olacağını zannediyorsun? Baksana haline. Bir aynaya bak. Ne durumdasın? Hocam içime ışık doğdu. Ben kişisel gelişimle uğraşıyorum. Nasıl yani? YouTube izleyerek kişisel gelişim mi olur? Öyle bir şey var mı ya? Öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Bırak o beyaz atlı prensi. Onlar masal. Öyle bir şey yok. Kişisel gelişim YouTube videoları izleyerek olmuyor. Sürekli böyle her konuda kitap okuyarak da olmuyor. Kişisel gelişim nasıl olur biliyor musun? Gerçek kişisel gelişim. Bir kere kendini tanıman lazım. Test yoluyla, bilimsel yolla, kanıtlanmış, kendini ispatlamış yöntemlerle kendini bir kere tanıman lazım. Hangi özelliklerin var? Hangi konularda yeteneklerin var? 8 tane zeka alanı var. Bu 8 zeka alanından hangisi güçlü, hangisi düşük? Bir kere kendini tanıman lazım. Kendini tanımadan nasıl kişisel gelişim olur? Öyle bir şey var mı ya? Sonra kendini tanıdın, eksik taraflarını yükseltmeye başlarsın. Yüksek tarafları kullanmaya başlarsın. Örneğin matematik zekan çok güçlü. O zaman o alanda ne yaparsın? Adım atmaya başlarsın. Yani o konuda kendini geliştirmeye başlarsın. Bu güzel yetenekleri hayatına yansıtmaya başlarsın. İş hayatına, mesleğine, aile hayatına. Kendine yansıtmaya başlarsın, özgüvenin yükselmeye başlar zaten. Ve öyle her uzmanı dinlemezsin, öyle olur mu? Öyle şey olmaz ki. Her kendini uzman ilan edeni dinlemeye başlarsan, o zaman içinde 150 tane iç ses konuşmaya başlar. Ve hedefine ulaşamazsın. Çünkü her birini uygulamaya çalışırken hangisini yapacaksın? Hiçbirini yapamazsın ki. Dolayısıyla biz böyle çalışmıyoruz. Bunu da açık ve net söyleyelim. Biz böyle çalışmıyoruz. Biz nasıl çalışıyoruz? Biz ilk önce kendini tanıtıyoruz kişiye. Bak sen busun. Senin bu yeteneklerin güçlü ama bunlar düşük. Bunları yükseltmek gerekiyor. Şunlar da senin travmaların. 6 aylıkken yaşadığın bir durum var. Annenin söylediği bir cümle seni 6 aylıkken ne yaptı? Etkiledi. Bunları bilinçaltından çıkarmamız gerekiyor. Travmaları çıkarmamız gerekiyor. Yeteneklerini değerlendirmek gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra 3 ay boyunca senin dizin benim, senin şarkıların benim, senin haberlerin ben olmam lazım. Yani bir mentor seçmen gerekiyor. Bir mentor. O mentoru dinledikten sonra, o mentoru takip ettikten sonra, o mentorla yolculuk yaptıktan sonra bak haline. 3 ay sonra ne hale geliyorsun? 3 ay sonra özgüvenin zaten artar. Kendinle zaten barışırsın. 3 ay önce bir fotoğraf çek, bir de 3 ay sonra fotoğraflarını çek, yaklaştır, göreceksin. Yüzündeki değişiklikler, kırışıklıklar bile kayboluyor. Bununla beraber ailen ile daha huzurlu ve mutlu oluyorsun.
Mesleki konularda başarılı oluyorsun. Kariyeri yapmaya başlıyorsun. Çünkü hemen problemleri çözebiliyorsun. Çünkü bir kartal gibi uçuyorsun artık. Bir iki kanat çırpmayla kilometrelerce yol alıyorsun. Daha önceden ne yapıyordun? Daha önceden kilometrelerce yolu geçebilmek için, yürüyebilmek için çamurların içerisinde acı çekerek, ömrünü tüketerek, ömrünü zayi ederek hedefine varmaya çalışıyordun. Dolayısıyla senin kararın, tavuk mu olmak istiyorsun yoksa kartal mı? Eğer gerçekten niyet ettiysen, kartal olmaya niyet ettiysen, problemlerini çözmek için niyet ettiysen, karar verebiliyorsan tek başına, başkalarının fikrini sormadan karar verebiliyorsan, o zaman hemen benimle iletişime gir. Formu doldurup benimle iletişime girdikten sonra ben sana adım adım hedefine nasıl varırsın bunu adım adım anlatırım. Sen de inşallah o değerli programlara katılarak hedeflerine ulaşırsın. Programlarıma katılıp da videolarımı izleyen arkadaşlar diyorlar ki hocam biraz daha böyle yakamıza yapışıp sallasaydın, bizi uyandırsaydın, daha erken gelseydik keşke diyor arkadaşlar. Dolayısıyla uyanma vakti, karar verme vakti, niyet etme vakti. Sen de harekete geç, sen de kararını ver ve sen de o arzu ettiğin hedefe ulaş. Bu videoyu beğendiysen beğene tıklamayı ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Bununla beraber bu videoyu en az 5 kişiye de gönder, onlar da faydalansın. Hoşça kal.